selam. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba. Hepiniz Emre ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Burcu. 9 Mart 2023 Doğan'ın doğum günü. Bugün hafta içi olduğu için ekstradan dışarıya çıkıp bir şey yapmak istemedik açıkçası. Çünkü ya ertesi sabah yine Doğan işe gideceği için kutlama tarzında bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Gündem olaylarından kaynaklı da zaten çok böyle hevesimiz de kaçtı artık. Ondan dolayı akşam ailelerimize bir pasta keseceğiz. Bu kadar. Ama ben öncesinde Doğan'a böyle sevdiği yemekleri yapmak istiyorum. Yani sevdiği yemeklerden kastım et olan bütün yemekleri Doğan seviyor. Dolaptan kuşbaşı et çıkarttım. Tavada sebzeli, böyle mantarlı, biberli bir sote yapacağım. Dünden de bayağı bir soslu makarnamız vardı. Aslında bunun yanında pilav çok yakışır ama makarna varken o da ziyan olsun istemedim. Onu tazeleyeceğim güzelce. Yanına salata yaparız. Ondan sonra havuç tarator falan yaparız diye düşünüyorum. Yemekte zaten beraber olacağız. İkimiz olacağız. Sonrasında da ailelerimiz çaya gelecekler. Bir pasta keseriz diye düşünüyorum. Hafta sonu olmazsa, bir aksilik olmazsa belki baş başa dışarıya bir yemeğe çıkarız diye de düşünüyorum. Bilmiyorum, şu an bir plan yapmadık. Ama dediğim gibi çok böyle her şeyde hevesimiz yok. Hele yaş ilerledikçe, 30 yaşı geçmeye başladıkça böyle günlere anlamını yitiriyor insan gerçekten. O yüzden çok da önemli değil diye düşünüyorum. Önemli olan birlikte olmak, beraber olabilmek diye de düşünüyorum. Bu şekilde. Şimdi ben hemen böyle akşam olmak üzere, yani Doğan'ın gelmesine bir saat kadar zaman var. Hiç değilse hızlı hızlı yemeği hazırlayayım dedim. Sabahtan da açmadım sizi çünkü bütün gün edit yaptığım bir gün oldu. Bu arada dediğim gibi videoları sıklaştırmak istiyorum. Sürekli evdeyiz ama evin içerisinde aktif olduğum anlarda ben videoyu açmaya çalışıyorum. Bir şeyler yaparken sizi de açıyorum. Çünkü siz bana çok iyi geliyorsunuz. Umarım ben de size iyi geliyorumdur ve kafanızı dağıtmanıza bir nebze yardımcı olabiliyorumdur. Gündemden uzaklaşıp buraya gelip eğer beni izliyorsanız şimdiden çok teşekkür ederim. Haydi başlayalım. Ben sizi açmadan önce, kamerayı açmadan önce bu kuşbaşı etlerimi haşladım. Dondurucudan çıkartmıştım. Sabahtan zaten haşladım. Bunların biraz yağı var. Yağını atacağım ben arkadaşlar. Doğan da hiç yağ sevmez. Ben de hiç yağ sevmem. Havuçlarımı rendeleyeyim hızlıca. Hemen onları kavurayım. Çok uzun zamandır havuç tarator yapmıyordum. Aslında çok iyi oldu, aklıma geldi. Hatırlarsanız bir önceki videoda sizinle beraber buzdolabını temizlemiştik. Buzdolabını temizlerken içerisindeki malzemeleri de bu şekilde ayırmıştık. Havuçları da ben böyle yaptım. Bunu internetten gördüm. Çok daha uzun süre dayandığını söylüyorlardı. Bu şekilde tertemiz. Hemen alıp rendeleyeceğim. Yıkanmış bir şekilde zaten. Saçımı bir toplayıp geliyorum. Bir saniye. Çorba yapmayacağım bu arada çünkü et yemeği olduğunda çorba bize çok fazla geliyor. Böyle küçük bir tabak çıksa yeter, ertesi güne kalmasın. Bu kadar havucumuz yeter. Bunları hemen ben zeytinyağında kavurmaya atıyorum. Diğer malzemelerimi hazırlayıp geliyorum. Şimdi hemen şöyle karnıyarık tencerem var, bunu aldım. Bunun içine haşlanmış etlerimi atacağım. Yağlarını ayırarak atacağım ben. Yağlarını almak istemiyoruz. Tamamdır. Neredeyse bütün yağları ayrıldı zaten. Böyle çızır çızır biraz sesi duyulana kadar bunlar burada bir pişsinler. Zaten en son üzerini kapatacağım. O zaman bayağı bir kendi suyuyla, buharıyla haşlanmış olacak. Soğanları atıyorum. Bu şekilde hazırladım. Artık soğanlarla bir süre harmanlanacak. Soğanların rengi iyice değişene kadar. Şimdi etlerim bayağı bir kendini çekti, suyunu çekti. Soğanlar da artık rengini değiştirdi. Şu şekilde biberlerimi atıyorum, kırmızı biberlerimi. Sonrasında mantarlarımı atıyorum. Şöyle. Ve hemen kapağını kapatacağım. Tuzunu da atayım. Suyum daha hızlı sağ olsun. Şöyle çok minik bir pul biber, tat versin diye. Ve karabiber. Şimdi ben bunun kapağını kapatacağım. Mantarlar da iyice suyunu sağ olsun istiyorum çünkü. Şöyle karıştırayım Hatice abi. Yüksek ateşte kendi buharıyla biraz pişireceğim. Salatamızı da hazırladım. En son sosumu hazırlayacağım. Yeah.
size bu yemeği göstereceğim. Bunun içerisine bir yemek kaşığı domates sosu ve yani domates püresi, yazdan kalmış domates püresi ve yarım kaşıkta domates salçası koydum. Suyunu çekiyor bu şimdi tamamen. Tamamen suyunu çektikten sonra zaten hazır olmuş olacak. En sonki halini sizlere tekrar göstereceğim. Şurada da dünden kalan makarnam var. Dünkü vlogda muhtemelen bunu göstermiştim zaten. Bir önceki vlog olacak tabii sizin için. Yanına da onu eklerim diye düşünüyorum. Sofrayı da size göstereceğim birazdan. Burayı da toparladım. Bulaşıklarımı hemen şuraya yerleştirdim. Burası tertemiz gördüğünüz üzere. Ben de buradayım. 40 dakikada her şeyi hallettim. Zaten çok fazla bir şey yapmayacağımı da söylemiştim sizlere. Çok böyle 40 çeşit yemek yapmadım tabii ki de. Doğum günü işte çocuğu geldi. Aynen. Aşkım iyi ki doğdun. Dün geceden beri... Sorma, iyi ki doğmuşum. Dün gece saat tam 00:00'da sana yaptığım şeyi anlat. Doğan'a dans yaptım. Doğum günün kutlu olsun. Evet, onu ben çok merak ediyordum. Böyle kafelerde çalıyorlar ya. Doğum günün kutlu olsun bilmem kim. Ulan diyorum, ismi herhalde sitenin birinden hemen tık tık yapıp bir şey yapıyor. Meğersem herkesin ismine göre var ya, biliyorsunuzdur illaki. Ayrı kayıt yapıyorlarmış. Aynen. Onu da öğrenmiş olduk YouTube'da. Aşkım bak, sivitlerimiz de uyumlu. Renkli. Sonra bütün Doğanlar yorum yapmıştı YouTube videosunun altına, teşekkür ederiz diye. Topaş ve Şahin için. O kadar Doğan'ı ben bir arada görmedim internette. Doğan 32. yaşına giriyor. Mutlu musun aşkım? Duygu ve düşüncelerini alayım. Normal. Çok abartılı mutluluğum. Çok abartılı mutluluğum da yok, üzüntüm de yok. Standart, aynen öyle. Bitkisel hayat diyorum. Doğan'ı mutlu edecek başka bir şey göstereyim aşkım, bak. Bana yemek olsun işte, ben seviyorum böyle. Bak aşkım, et yemeği yaptım sana. Bakayım uzun uzun. Yemek istiyorum, bakmak değil. Hadi git ellerini yıka, biz de yemeğimizi yiyelim. Soframız da böyle minimal oldu arkadaşlarım. Gayet yeterli. Şimdi yemeklerimizi koyacağım. Geliyorum. Bu akşamın şerefine çiçekli peçete çıkarttım. Biliyorsun normalde selpak yırtıyorum. Tavukları reçel çıkarmıştım. Evet. Bundan ister misin? Valla bayağı iyi. Biraz önce gördüğünüz beraber yemeğimizi yedik. Şimdi her şeyi toparladım. Şöyle üstümü de değiştirdim. Size de göstereyim hatta. Böyle bir elbise giydim. Görünüyor mu? Altıma da siyah çoraplarımı giydim. Gayet evde rahatım. Şöyle sivet elbiselerden. Şimdi çay tepsisinin tabakları falan hazırlayacağım. Annemler de gereken pastayı getirecekler zaten. Onlara söylemiştim almalarını. Pastamızı kestik, çaylarımızı içtik derken saat oldu 10:30-11'e doğru gelmekte. Doğan bir kahve istedi. Şu an annesini bırakmaya gitti orada. Ben de ona bir kahve yapıyorum. Ben kahve içmiyorum akşamları artık yani. Çok geç saatte içmiyorum. Gece midemi kötü yapıyor ama süt içiyorum. Ben de süt çıkartacağım hatta dışarıya. Kitap falan okurken güzel oluyor, keyifli oluyor. Bana da pasta ağır geldi. Çok az yedim aslında. İnce bir dilim kestim kendime ama bayağı ağır geldi. Yemekte sanırım biraz fazla kaçırdım. Bir de bu aralar çok hızlı yemeye başladım. Şöyle alışkanlığım yok ama bilmiyorum. Origami ile yapılmıştık.
Herkese yeni bir günden merhaba. En son sizinle Perşembe günü Doğan'ın doğum gününde görüşmüştük. Ondan sonra vlog açmadım. Hafta içi evde olduğumuz için pek bir şey yapmadık. Bir şey yaptıkça açmayı tercih ettim. Bugün de günlerden pazar. Ve arkadaşımızın nikahı var. Sabahtan kahvaltımızı yaptık. Orada birazcık size gösterdim birkaç parça bir şey. Fuar evlendirme dairesinde nikahı. Biz de hazırlandık. Şu an üstüm çok belli olmasa da şöyle giyindim ama indiğimde arabadan boydan göstereceğim size de. Bugün de sizlerle beraber olacağız. Uygun olduğum ilk anda açacağım tekrar kamerayı zaten. Arkadaşlar biz fuara geldik. Biraz erken geldiğimiz için geziniyoruz buralarda. Hem de fotoğraf çekmelik güzel alanlar var. Fotoğraf falan çekiliyoruz. Yerden mi çekeceğim? Kuleyle bir. Aşkım bak bu harita şey. Bak antik yerlerin haritası. Burada da bak zaman çizelgeleri var. Yediz deltasında tur vardı. Evet şu an kuşlar. Şimdi böyle bir yere girdik. Tarihi ve kültürel yerlerden bahsediyor İzmir'deki. Bakalım geziyoruz. Burayı ilk defa gördüm ben ama. Yani bunlara çok kez geldik ama ilk defa gördüm. Gündüzleri çok gelmediğim için olabilir. Çekebilirsiniz tepeyi tavana. Çok güzel detaylar var. Şöyle bir dön. Dön şöyle hepsini. Ya o yüzden almadım elime. Al elime. Erken sonra oldu. Yo, 3 ay. Nereye geldik? Nereye geldik? Hancı kaynaklar. Çocukken de buraya geliyordum, hala geliyorum. Öyle, yapacak bir şey yok. Hafta sonlarının vazgeçilmez aktivitelerinden mangal. Evet. Semaver'de Burcu Hanım, Burcu Hanım çayımızı demledi Semaver'de. Bak kumağın bacası var ortada, bacadan evet. Gidiyor için sana üstüne gelmiyor. Biz nikahtan sonra çıktık, direkt buraya geldik. Annemler buradaymışlar. Yemek yedik hep beraber şimdi, biz çay içiyoruz. En son kalkarken göstereyim. En son kalkarken göstereyim. Evet
arkadaşlar. En son gördüğünüz Hancı'ya gitmiştik ailemle beraber. Aslında çok böyle orada size anlatamadım ama nikahtan sonra annem aradı ve orada olduklarını söylediler. Biz de çok acıkmıştık zaten. Direkt onların yanına geçtik ve yemek yedik. Ben şimdi orası bir mangal alanı olduğu için tabii ki bütün ceketlerimizi, montlarımızı, üstümüzde ne varsa hepsini makine aldım. Makine çamaşır açtım. Hemen duşa girdim ve günü artık bu şekilde noktalayacağız. Biraz önce gördüğünüz bakımlarımı da yaptım. Bu videoyu da artık sonlandırmak için geldim. Umarım videomu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Bir başka günde görüşmek üzere.